Evet, kaldığım yere geri döndüm. Güzelce gittim Caddebostan'a, sosyalleştim, kahvemi de içtim. Hayatımı yaşadım, her ne kadar kafam burada olsa da. Şimdi kaldığım yerden yüküme devam ediyorum. Ve sabah 6'da kalkıp işe gideceğim. O kadar hayatı hızlı yaşıyorum arkadaşlar. Nasıl? Evet aşk. İsviçreli bilim adamlarına sesleniyorum. Bak, çeri çöpü araştırıp istatistik yapana kadar şu iki için güzel bir makine yapın. Aynı kurutma makinesi gibi atalım, içine bir türü çıkaralım. Olur mu? Sizden tek isteğim bu. Öyle üç boyutu yapay zekayı bırakın, şundan biraz uğraşın. Yani yıl 2024, ütü hala ütü. Telefon bile ne kadar değişti, ütüyü bir türlü değiştiremediniz. Biraz buna yönelin. Yönelin buna. Çok büyük duvarlısınız. Vallahi yedi ciltiniz cennetlik olur. Allah sizden razı olsun deriz. Sabah 6'da kalkmam lazım. İşe gitmem gerekiyor. Anca işim bitti. İşten geldim geleli daha doğrusu hiç oturmadım bile. Her gün işten gelip sadece evin işini yapıyorum. Hiç kendim oturamadan sabah tekrar işe gidiyorum. Ütü bitmedi. Baktım iki sepet daha ütü var. Beyazları kurutma makinesine atmadım. İçeriye çamaşırlığı astım. Ve sepetin içi daha yıkanacak renkli dolu. Yani anlayacağınız bunalımdayım. Allah bana yardım etsin. Ya hiç başından kalkmadan şu ütüyle çamaşırı bir an önce bitirip kaldırmak istiyorum ki birikmesin artık. Ve o arada soyunma odasına baktım ki gömlekler falan birbirine girmiş. Şimdi eksikler var, onları tamamlamam lazım. Giymediklerimi çıkartmam lazım. Orayı bir düzenlemem lazım. Anlayacağınız yarın gene bana iş göründü. Oh! Bari yat. Evet, Kadir gene duramadı. Kendine gene bir tadilat çıkardı. Şuradaki çeşmeleri söktürdüm. Bu karşıdaki duvara taktırdım. Burayı şimdi köy çeşmesi gibi yapıyorum. Ondan sonra cuman şu ara boşluklar vardı hepinizin nefret ettiği. O ara boşluklar olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü orası yağmur gideri. Ama onların içleri böyle kara sıvaydı. Yarın onlar boyanacak. Böyle bembeyaz olacak. Kublai Bey ta İngiltere'den. Benim musluklarımla ilgilendi bugün tek tek. Yarın da boyası yapılacak. Buraya bir de mermerden kaderezi de hayratı yazdıracağım. Burayı böyle bir köy çeşmesi yapacağım. Arkadaşlar hatırlarsanız şu duvarda bir yeşilliğim vardı. Bir de ışıklarım vardı değil mi? Bak. Annem hemen tadilattan kurtarmış. Ve onları kendi balkonuna vermiş. Bak Allah'ını seversin. Gündüz ben ona ustaların başında dur dedim. Annem gelmiş evimi soymuş bak. Hemen sen o çiçeklerle o ışığı bak orada saksılar var onu indirmiş sonra diyor ki sanki benim balkonum senin balkondan küçük. Bak benim balkonum al aşağıda salonum balkonu kocaman. Anneminki de aynı ama çer çöp dolu. Yani emaneti koydum ki başında dur diye kadın gelmiş hemen aşağı indirmiş. Allah sen bilirsin. Kırcal ile vardır arası saseki sırası Yusuf'um. Bak. Dün bir sepet beyaz yıkadım. İki sepet ütü yaptım. Henüz bir sepet daha ütüm var. Bak bunlar da yıkanacak renkli çamaşırlar. Gördünüz mü? Bana diyeceksiniz ki Kadir Bey mahallenin çamaşırlarını siz mi yıkıyorsunuz? Mahallerinkini yıkasaydım en azından parayla yıkardım ve köşeye dönerdim. Çamaşırcı Nazife'den bir farkım yok. Şimdi onları makineye atacağım. Hamamımı bir güzel bir kremleyeceğim camını. Yerini bir sileceğim. Şu musluklarımı bir ovacağım. Şöyle bir banyomu bir temizleyeyim. Terası güzel çamaşır suyuyla yıkadım temizledim. Yarın sanki boyamaya gelmeyeceklermiş gibi. Bu arada tıraşta oldum geldim duşta aldım pırıl pırılım. Şimdi işlerimi halledeceğim sonra bir çay koyarım bir çay içerim. Kadir ezili değil en hamarat benim.
Kim ne derse desin arkadaş, temizlikte üstüme tanımıyorum vallahi billahi. Bu nasıl delice bir temizliktir? Bu nasıl bir böyle iştahlı bir temizliktir? Ya Rabbi, ayna kimin parlatmışım bak sabunluklarımın üstünü bile. Camlarımı ovalamışım parlatıcılarla, krem temizleyicilerle. Ya her gün yıkandığın banyo. Maşallah subhanallah, giderine bak. Yemin ediyorum tıraş bıçağını al, üstünde tıraş ol. Klozetimin içi, her kenarlarını, yerini ovalamışım iki kere. Ondan sonra kurulamışım. Mis gibi olmuş. Bak şöyle yıkayım da parlasın. Oh, şimdi kendime geldim. Yarın yine terasta tadilat var. Biraz psikolojim bozuk. Biliyorsunuz ki evde usta olduğu zaman ben cinleniyorum ama. Evim neyse ki toplu. Son çamaşırlarımı da makineye atayım. Yarın inşallah bütün işim bitecek. Ama evim genel olarak temiz tabii ki de. Şöyle bir üstün körü silerim. Şimdi bir çay demleyeyim, kendime geleyim. Ela hoş, ela hoş. Tam dün kendimce bir diyet kararı almıştım. Ta ki pastanenin önünden geçene kadar. Bu sene annem aşure yapmadı. Daha doğrusu nişan telaşından yapamadık. Bana küçük bir tencere pişirdi sadece. O yüzden ben de pastaneden kendime aşure aldım. Aşureyi görünce canım tıraliçe çekti. Bir tane tıraliçe aldım. Sonra dedim ki bir tane de profiterol alayım. Bir de kazan dibi alayım dedim. Onun üstüne komşumuz da muhallebi göndermiş. Oh Allah işte. Ama bir şey diyeceğim. Şu yediklerimi çok diye görmeyin. Bakın banyo yıkadım. Daha çamaşır yıkıyorum. Ütü yapacağım. Yarın ustalar gelecek, boya yapacaklar. Temizlik yapacağım. Yine bu araba da benzinle çalışıyor. İyi gidi kızım.